Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı sıhhati yerinde. 2024 senesi yaklaşıyor arkadaşlar ve 2024 için yüksek potansiyelli coinlerden bir altcoin sepeti sizler için hazırladım. Bu videoda 5 adet altcoin'i sizler için değerlendireceğim. Bu 5 coin'in 3'ü daha hiç boğa görmemiş. İkisi geçmiş boğayı görmüş ama hala bence yüksek potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bu boğada da bir önceki boğanın seviyesini aşabilir. 50x mi yapar, 100x mi yapar arkadaşlar? O kadar rakama girmeden bunda neden yüksek potansiyel olduğunu düşündüğümü anlatacağım. Aynı zamanda bu tokenları, bu coin'leri nereden alabilirsiniz ondan bahsedeceğim ve neden böyle düşündüğümü bahsedeceğim arkadaşlar. Siz de hazırsanız zaman kaybetmeden gelin 5 tane altcoin'den oluşan 2024 altcoin boğa sepeti videomuza başlayalım. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi diyebilirsiniz hocam niye şu anda altcoin sepeti yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar hem Bitcoin hem Ethereum Spot ETF sesleri gitgide yükseliyor. SEC Amerika'da bu ETF'leri onayladığı anda bu trilyonlarca dolarlık yatırım şirketlerinin fonlarının çok çok ufak bir kısmı Bitcoin'e, Ethereum'a kayacak ve bu kaymanın da piyasada kar topu etkisi yaratacağını düşünüyoruz. Bunun da arkadaşlar Bitcoin'e, Ethereum'u bugünün fiyatına göre 3-4 katına taşıyabileceğini umuyoruz. Tabii ki arkadaşlar bu tahmin biraz daha yükseğe çıkarsak, işte Bitcoin neden 100 bin dolar değil de 200-300 bin dolar olmasın dersek, o biraz daha temenniye kayabilir. Tabii ki önümüzdeki 1-2 sene için bu tahminler, daha da ileriye daha değişik tahminler yapabiliriz tabii ki. Ama gördüğünüz gibi Bitcoin'in rallisi %90 olasılıkla diyor, SEC Spot ETF'i onaylıyor diyor. Bu bir gün öncenin haberi. Ben videoyu pazar günü çekiyorum. Bu da arkadaşlar cumartesi gününün haberi. Bu da piyasayı oldukça canlandırdı. Bitcoin biliyorsunuz 16 bin liraya kadar düşmüştü. Daha sonra 20-25 bin arasına gidip geliyordu. Bir an 30'un üstüne attı kendini. Sonra 35'in üstüne attı kendini. Daha sonra arkadaşlar 38'e 37'ye vurdu. Ve piyasada bir canlanma gördük arkadaşlar. Bakalım bu hype gitgide ilerleyecek mi? Boğa ne zaman gelecek? İşte Ocak'ta mı gelecek? Aralık'ta mı gelecek? Nisan'da mı gelecek? Ama benim tahminim önümüzdeki 12 ay içinde boğanın gelmesi. Tabii ki videoda bahsettiğimiz hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Finansal bir tavsiye değil. Sadece kendi yaptığım yatırım kararlarını, öngörülerimi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar CoinMarketCap'e baktığımızda da şu anki açgözlük seviyesi 77 olarak göze çarpıyor. Arkadaşlar açgözlü seviyesi gitgide artıyor. Bitcoin'e baktığımızda 37 bin doların işlem görüyor. Ethereum'da 2100 doların üzerine attı kendini. Bitcoin'de 38 bin doların üstüne attı. Şu an biraz bir geri çekilme mevcut arkadaşlar. Ondan piyasanın risk iştahı da oldukça yerinde. Bugünkü videoda size 5 tane altcoin'den bahsedeceğim. Bu 5 tane altcoin arkadaşlar 3'ü daha önce boğa görmemiş. İkisi daha önceki boğayı görmüş arkadaşlar. Bunu bu şekilde bahsedelim. Neden önemli derseniz, boğa görmemiş coin'ler biraz daha az sağlam ama aynı zamanda potansiyeli, nereye gidebileceği kestirmek daha zor, daha yukarılara gidebilir. Daha önce boğa görmüş coin'ler biraz daha ayakları sağlam yere basıyor ve daha önceki boğada nereye gittiğini bildiğimiz için ona göre yaklaşık bir fiyat tahmini yapabiliriz. Şimdi gelin ilk coin'imizle başlayalım. İlk coin'imiz arkadaşlar Arbitrum. Arbitrum projesi 1.15 dolardan işlem görüyor. Son bir yılda %90 düşmüş arkadaşlar. Bu önemli. Son bir yılda %90 düşmüş. Nerelere çıkmıştı, nerelerden geldi, bunu bilmek önemli. Şu anki fiyat dediğim gibi 1.15. İleride nereye gelir ona da bakmak lazım arkadaşlar. Hangi piyasada işlem görüyor? İşte Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken gibi büyük borsalarda işlem görüyor. Bunları gidip buradan alabiliriz. Şu an baktığımızda market cap'ine 1.5 milyar dolar oldukça büyük. Son 24 saatlik hacimde arkadaşlar yaklaşık yarım milyar dolar, gayet iyi. Dolaşan supply yani arz, bu da arkadaşlar 1.2-1.3 milyar Arbitrum olarak gözümüze çarpıyor. Totalde arkadaşlar 10 milyar olarak total arz, yani 10 milyar Arbitrum. Peki Arbitrum ne yapıyor diye sorarsanız arkadaşlar, gelin Arbitrum sitesine de bakalım. Burada ben size anlatayım yavaştan. Arbitrum arkadaşlar Ethereum ikinci katmanı, yani Layer 2 ölçeklendirme çözümü olarak öne çıkıyor. Ethereum'da hızı, ölçeklenebilirliği ve maliyet verimliliğini arttırma hedefine ulaşmak için bu şekilde bir çözüm üzerine gidiliyor. Diğer bir avantajı ise Ethereum'a kıyasla daha yüksek verim ve daha düşük ücretler olduğundan bahsedelim. Ben de onun için arkadaşlar bu projeyi altcoin sepetime ekliyorum. Zaten bilinen bir proje. Onu da arkadaşlar bahsedeyim. Bu videoda daha düşük riskli, daha sağlam altcoin'leri arkadaşlar, yani yaklaşık ilk yüzdeki coin'lerden alıp sağlam bir altcoin sepeti yapıyorum. Bundan sonra bir video yapacağım. O arkadaşlar biraz daha böyle riskli, işte 100x, 200x, 300x potansiyelli projeler üzerinden, Binance'de henüz listelenmemiş, Coinbase'de henüz listelenmemiş projeler üzerine hazırlayacağım bir video olacak. Siz de beni takipte kalıp arkadaşlar videolardan ilk haberiniz olmasını istiyorsanız kanalıma abone olup çan işaretine tıklarsanız bildirimleri açarsınız. Böylece ben her video yüklediğimde direkt
video size gelir diyelim. Arkadaşlar bir sonraki coin'imize geçelim. Bir sonraki coin'imiz Aptos. Şu an 8 dolardan işlem görüyor. Burada baktığınızda en düşük seviyeleri işte 3.8 civarında. En yüksek seviyede de arkadaşlar 17-18 dolarlara çıkmış bir token'dan bahsediyoruz. Peki Aptos'un özelliği ne arkadaşlar? Aptos Meta'nın yani eski adıyla Facebook'un DM blockchain mühendisleri tarafından geliştirilen arkadaşlar bir programa dili olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Layer 1 bir proje arkadaşlar. Katman 1 olarak da önümüze çıkıyor. Listelendiği borsalara baktığımızda da Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, gene büyük borsalarda Aptos listeli. Buradan arkadaşlar market cap'ine baktığımızda yani pazar hacmine Aptos'un market cap'ine baktığımızda 2 milyar doların üzerinde olduğunu görüyoruz. Son 24 saatlik hacimde 335 milyon dolar. Arkadaşlar total arzı 1 milyar Aptos token'ın üzerinde. Şu anki olan arkadaşlar yani dolaşan arzı da %25'i civarında. Neden dolaşan arza total arz önemli? Çünkü arkadaşlar ne kadar total arza yakın miktarı dolaşımdaysa o zaman token kilitleri açıldığında işte vestinglere göre piyasaya daha fazla token arz edileceği için fiyatını etkisi olabilir. Çünkü arz daha fazla arz piyasaya çıktığında arz artarsa, talep sabit kalırsa o zaman fiyatı token aşağı gelebilir. Bunlar önemli. Ondan onu da bahsediyorum size. Aptos'un sitesine geldiğimizde dediğim gibi böyle bir arayüz önümüze çıkıyor. Siz de gelip arkadaşlar Aptos Foundation nedir, işte takım nedir, neler yapıyordur gelip siz de inceleyebilirsiniz. Bu da ikinci token'ımızdı. Hızlı hızlı gidiyorum arkadaşlar video. Kısa olsun, hap gibi video olsun diye. İlk token'ımız Arbitrum'da, ikinci token'ımız Aptos arkadaşlar. İkisi de gene büyük borsada listeli. Binance olsun, Kraken olsun, Coinbase olsun, buradan alabilirsiniz. Sizin de arkadaşlar bu borsada kaydınız yoksa ya da kaydınız var ama komisyon indirimli bir linkten kayıt olmadıysanız boşuna işlem parası vermeyin. Videonun açıklamasında arkadaşlar her borsanın komisyon indirimli referans linki mevcut. Oradan borsaya üyeliğiniz yoksa üye olabilirsiniz. Bu tokenları alabilirsiniz. Üyeliğiniz varsa da gene komisyon indirimi dediğim gibi linkten üye olup al sat gibi işlemlere arkadaşlar daha az komisyon ödersiniz ömür boyu. Bunu da bu şekilde bahsedelim ki paranız cebinizde kalsın. Borsalara paranızı vermeyin. Üçüncü tokenımız Optimizm arkadaşlar. Optimizm projesi gördüğünüz gibi 1.82 dolardan işlem görüyor. %60 aşağıda all time rakamına göre yani en yüksek rakamına göre %60 aşağıda arkadaşlar. Buradan Optimizm arkadaşlar market cap'ine baktığımızda 1.6 milyarın üzerinde 24 saatlik hacmi de 215 milyon dolar. Total arzı 4.3 milyar dolar arkadaşlar. Aynı zamanda dolaşımdaki arzı da %21 civarında. Yani %21'i arzın dolaşımda. Bunu da bu şekilde bahsedelim. Buradan Optimizm'in sitesine geldiğimizde Optimizm diyor ki Ethereum'un üzerinde yer alan Layer 2 bir blok zincirdir. Optimizm Ethereum anağının güvenliğinden yararlanıyor ve Optimizm toplamalar kullanılarak Ethereum ekosisteminde ölçeklendirmesine yardımcı olduğundan bahsetmiş. Aynı zamanda 500 milyon doların üzerinde işlemin olduğunu arkadaşlar bahsediyor bu Optimizm projesi dahilinde. Hem düşük maliyetli hem de Ethereum'dan daha hızlı olduğunu bahsetmiş. Optimizm'de sepetimize eklediğimiz 3. proje olarak göze çarpıyor. Bu arada arkadaşlar bu bütün proje dediğim gibi ilk yüzde. Buraya gelen Optimizm projesi 40. Arbitrum 42. Daha sonra burada baktığımızda arkadaşlar yukarıda Aptos 33. Yani bunlar sağlam projeler. Sağlam projelerden altcoin sepeti yapıyoruz. Ayakları yere basan tokenlar olduğunu söyleyebiliriz. 3. projemiz arkadaşlar bir yapay zeka projesi Fetch AI arkadaşlar. 0.44 dolardan işlem görüyor. Burada baktığımızda 2019 Mart'ta piyasaya çıkmış. Boğa'da gördüğü seviyelere bakıyoruz arkadaşlar. 0.92'ler görmüş. Şu an 0.42'de. Buna bahsetmek lazım. Listelendiği borsalar Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken gene yüksek güçlü borsalarda listeli arkadaşlar. Fetch AI sitesine gelip baktığımızda da diyor ki 2017'de kurulan ve Mart 2019'da Binance'de ön satış aracıyla başlatılan Fetch AI kripto ekonomisiyle açık, izinsiz, merkezi olmayan bir machine learning yani makine öğrenimi inşa eden yapay zeka projesidir diye bahsediyor. Hem burada yapay zeka projeleri inkübe ediliyor yani destekleniyor hem de üzerinde lansmanı yapılabiliyor. Binance destekli proje olduğundan bahsetmek lazım. Ondan her ne kadar Fetch AI arkadaşlar burada bir boğa görmüş olsa da bence sonraki göreceği boğada bu coin'in fiyatının 2 dolar 3 dolar seviyesine gelmesi sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Burada Fetch AI'nin market cap'ine baktığımızda 338 milyon dolar. Bir önceki projelere göre
biraz daha düşük market cap'li 24 saatlik hacminde 100 milyon dolara yakın arkadaşlar. Total arzı 1.1 milyar tokenken dolaşan hacmi de oldukça yüksek, 811 milyon adet token, yani yaklaşık arkadaşlar %75-80'i dolaşımlı token'ın, bu da bir artı olarak önümüze çıkıyor. Boğa için hazırladığımız 2024 altcoin sepetinin 5. ve son projesi Render. Render projesi önceden boğa görmüş arkadaşlar bir proje. Burada en yüksek geldiği nokta 28 Kasım 2021'de 7 dolarlara gelmiş. Şu an 2.5 dolar olduğunu görüyoruz. Daha sonra arkadaşlar aşağı indiğimizde gene Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken'de listeli olduğunu söylemek lazım. Buradaki market cap'i 914 milyon dolar. Volümü de, yani 24 saatlik işlem hacmi de 90 milyon dolara yakın. %69 arkadaşlar tokenların şu an dolaşımda ve total arzı da 530 milyon adet render. Oldukça miktarı düşük aslında. Milyarlarca, on milyarlarca, trilyonlarca token arzı yok. Bu da render projesini diğer projelere göre öne çıkarıyor kanımca. Arkadaşlar render'ın sitesine gelip baktığımızı da sizin için inceledim. GPU hesaplama gücüne ihtiyaç duyan işte sanatçılar, stüdyolar render token'ı kullanarak ve render platformu üzerinden kiralıyor. İşte sizin mesela GPU ihtiyacınız var, bilgisayar gücüne ihtiyacınız var. Bunu kiralıyorsunuz belli bir sürede ve alım satımı da render üzerinden yapıyorsunuz. Otoy adlı şirket tarafından 2019 yılında tasarlanmış arkadaşlar. CEO'su Jules Urbach, 2017 yılında başlatılan render ilk halka açık token satışını aynı yılın, yani 2017'nin Ekim yılında gerçekleştiriyor ve bunu 2018 Ocak ve Mayıs arasında özel satış dönemi yapmış. Burada bir render'ın fiyatı arkadaşlar 0.25 USDT'den satılmış. Size böyle bir bilgi vereyim. Şu an 10 katı fiyatında önceki render çıkış fiyatını 0.25'ten 2.5'a gelmiş arkadaşlar. Bunu da bahsetmek lazım. Bu 5 tane token bu şekilde arkadaşlar. Ne diye yaptık? Arbitrum, Aptos, Optimism, FetchAI ve Render. 5 adet token'dan güzel 2024 için altcoin sepeti videomuzu yaptık. Umuyorum bu token'lardan güzel kazanırız. Benim beklentim 10-20x civarı arkadaşlar bu tokenlardan. Dediğim gibi daha riskli 50x, 100x, 200x'lik hedefleyeceğimiz işte Binance'de, Kraken'de, Coinbase'de listeli olmayan token videosu da bu videodan sonra sizlerle olacak. Onlar için de detaylı araştırmalarım devam ediyor. Umuyorum arkadaşlar hepimizin dolar milyoneri olacağımız günler çok yakın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum, like süper olur. Aynı zamanda kanala abone olursanız da sonraki videolardan ilk sizin haberiniz olur diyorum arkadaşlar. Sevgiler, saygılar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.